Evet, merhaba. Bugün sizlerle Beysas ya da Baseus, nasıl deniyorsa, büyük ihtimalle Beysas da, onun 6-in-1 olan Type-C hub'ını inceleyeceğim. Ya, baktım buna ben internette, hiç bu 6 portlu olanın incelenmişi var mı Türkiye'de, ben göremedim. O yüzden bir şey yapayım dedim. Açılışını yapayım falan, hani herhangi bir sorun çıkartıyor mu falan. Çünkü şeyde, bazı hub'larda takıldığında Bluetooth ve Wi-Fi'da sorun çıkartabiliyor şeylerde, Mac'lerde. Bakacağım bununla herhangi bir şekilde o tarz bir şey var mı? Açmadan önce şeyi söyleyeyim. Büyük ihtimalle şu resimlerini falan da koyarım. Ben S-Link'in de adaptörüne bakmıştım. Buna da bakmıştım. İkisi aynı fiyattaydı. Resimlerde göstereceğim. Bunu almamın tek nedeni altta bir Ethernet portu vardı. Yoksa hani ihtiyacınız yoksa onu da alabilirsiniz. Yani Ethernet'e ihtiyacınız yoksa onun fazladan bir portu var. Hatta SD ve Micro SD için şeyi var. Portları var, bunda yok. Onun da zaten SD'ye çevirici vardı. Neyse. Şimdi bunda şöyle başka bir şey var mı? Böyle bir zarf gibi bir şey var. Bunun içinden ne çıkıyor? Kitapçık, bunda bir şey yok. Sticker falan çıkıyormuş. Çok da önemli bir şey değil. Şimdi şunu da koyayım. Ürün böyle. Bunun gri rengi falan da varmış ama bu model için sanırım mavi var. Ve mavi, bakayım aynı mı gözüküyor. Bir tık daha koyu şeyden gözüktüğünden. Kamerada gözüktüğünden. Ama güzel yani. Şöyle bir şey var. Tıpa var, korumak isterseniz falan. Şimdi evet, bu ilk defa açıldığı için sanırım ses çıkartıyor. Neyse. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Kullanmadığınızda koymanız için. Evet. Bu kabloya bir şey olur mu? Onu çok bilemedim. Çünkü böyle sesler falan çıkartıyor. Bu güzel bu arada. Çünkü bunu çantaya falan koyacaksınız. Yer en azından daha az kaplar. USB 3.0, 3 tane portu var. Burada Ethernet portu var. HDMI ve Type-C Power Delivery, o PD olan şey o. Yani bunu taktığınızda, hani zaten benim 3 tane port var bilgisayarda, ama onu taktığınızı istiyorsanız aynı şeyden şarj edebilirsiniz. Bilmiyorum ne kadar sağlıklı bir şey ama öyle bir imkan da sunmuşlar. Şu an ben Mac'i bir tane monitöre bağladım. Öyle kullanıyorum. Hani şöyle şeyini kısın. Bu arada bilmiyorum artık, life hack mi dersiniz, ama Mac'lerde şöyle bir şey var. Eğer bir program kurmadan monitöre bağlarsanız, bunu kullanmak istemediğinizde ekranın açık kalması gerekiyor. Yani kapağın açık kalması gerekiyor. Bunu kullanmıyorsanız, hani boşuna şey olmasın diye, pil yemesin diye, sonuçta ekranı şey yaparken belli bir güç harcıyor. Bütün parlaklığı en sona getiriyorum. Herhangi bir şekilde burada bir ışık falan güç tüketmiyor. Ya da şey yaparsınız, kapatırsınız, şarjda takılıyken de durursa da aynı şekilde bunda güç tüketmez, ama şarjda takılıyken çok kullanmayı mantıklı bulmadığım için ben. Neyse. Ben daha önceden şeyi kullanıyordum. Bu arada yoksa böyle bir setup'la da kullanabilirsiniz. Şu şey, kanalda incelemesini çektiğim Samsung Note 10 Plus'ın şeyi, adaptörü, telefonun içinden çıkmıştı. Çok ucuz bir şey yani, bunu bilmiyorum 15 lira falan alırsınız herhalde. USB A'dan Type-C'ye evimde şey vardı. Dörtlü USB hub vardı ama USB A uçlu. Onu gittim buna koydum. Yani çok rahat çalışıyordu da. Bunda şöyle bir şey var. Bunun Ethernet kablosu yeri falan olmadığı için, hani bunu aldım. Tek şeyi bununla çözeyim. Şimdi şurada HDMI portu falan var. Onu da denerim. Hani bunun yanında şey olduğu için takabiliyorum HDMI'yi. Şimdi bundakinin hepsini çıkartayım. Micro SD şeyi, bu da 3D yazıcıdan. Belki onunla ilgili video çekerim. Bilmiyorum. Şu HDMI'yi çıkartayım. HDMI'yi bu arada büyük bir ihtimalle kendi portu üzerindekinden kullanacağım, ama yine de test etmek için bir takacağım. Şimdi taktık şurada. Tamam, bu giriyor. Şeyi çalıştıracak şimdi.
Mouse'un USB'siydi o. Evet, bu biraz daha sert giriyormuş. Şunu takalım. HDMI kısmından. Şimdi gelmesi lazım. Okey. Gayet normal çalışıyor. Kendi portundan nasılsa. Şu an titriyor biraz ekran ama. Heh. Kamerada öyle gözüküyor. Bir de şurada Ethernet yeri var. Onu da nasıl deneyebilirsen. Şu an Wi-Fi'de bir sorun var mı? Ona bakalım. Mesela ne bakalım? Apple'ın sitesine gidelim. İnterneti falan etkilemiyor. Onun dışında Bluetooth'la zaten şu şey için açayım klavyeyi. Klavye çalışıyorsa Bluetooth'ta da bir sorun olmayacaktır yüksek ihtimalle. Aynen. Şey çalışıyor. Bluetooth'ta çalışıyor. Bilmiyorum sizinkinde de oluyor mu da. Ben normalde buna eğer yazıcının kablosunu taktığım an herhalde çok mu güç tüketiyor bilmiyorum. Şu monitördeki şey monitör bir siyah oluyor sonra geri dönüyor. Mesela bakalım bunda da aynısı olacak mı? Evet, güzel. Demek ki bu yeteri kadar güç şey yapamıyormuş. Çünkü ben eğer bunu buna taksaydım şey olacaktı. Görüntü kalacaktı. Siyah ekran gelip ondan sonra yani bir saniye falan sürüyor da. İyi güzel bu en azından ona çözüm oldu. Sanki çalışmıyordu bunlar ama çok da emin değilim belki çalışıyordur. Aa, bakın şurada ışıkları falan geldi. Şu an bağlanmış da şöyle göstereyim. IP adresi falan yazıyor orada. Şurada LAN bağlanmış. Tamam. Yine bir interneti deneyelim. Hatta Wi-Fi'yi kapatayım. Şu an bir şeylere girebiliyor olmam lazım. Ki giriyor. Evet. Güzel. Evet, bu ürün de böyleydi. Yani şöyle göstereyim. Tek bir hub'la mesela işim yok. Çıkarttım. Buraya geçti. Ondan sonra şeye bağlayacaksam, setup'a bağlayacaksam monitöre. Şuradan bir kabloyla takıyorsunuz. Buna geçecektir. Evet. Sanki bir tık daha uzun sürüyor ama çok emin olamadım. Yani neyse bunun kolaylığı şey yani. Güzel. O yüzden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tool çantasının shorts şeklinde çekerim. Çünkü şey onu da görmedim. Yani çanta şu. Tool 4.0 15 inç için. Bende 14 inç MacBook Pro var ama 14 15 inç içinde nasıl durduğunu da gösterir. Çanta şu. Bunu da göremedim. Türkiye'de herhangi bir kaynakta onu da çekeceğim. Shorts çekerim büyük bir ihtimalle. İlk defa çekeceğim ama. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz yani. Abone olursanız mutlu olurum. Herhangi bir görüşünüz varsa, öneriniz ya da yanlış bulduğunuz bir şey ya da yanlış söylediğim bir özellik olur vesaire yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler, görüşürüz.